Herkese merhaba. Bugün sizlere Tolstoy'un Anna Karenina romanının son bölümünü okuyacağım. Sanırım, hatta eminim, Tolstoy'un kitabı yazması benim kanala kitabı okumamdan daha kısa sürmüştür. Yıllar önce kanalı ilk açtığımda, ilk okumaya başladığım kitap Anna Karenina'ydı. Ve bugün, yıllar sonra, kanalda kitabı takip eden, sabreden, bekleyen herkesle birlikte ipi göğüslüyoruz. Bugün Anna Karenina son bölümüyle bitiyor. Kitabı bu kadar önemli yapan bence şu. Evet, sahnede bir yasak aşk ilişkisi var. Romanın ana izleyi bu. Yani takip ettiğimiz, merak ettiğimiz hikaye bu. Anna ile Vronsky arasındaki yasak aşk. Fakat fondaki diğer karakterler vasıtasıyla Tolstoy bize devrim öncesi Rusya'nın tam bir panoramasını çiziyor. Anna'nın kocası Alexey vasıtasıyla siyaseti. Anna'nın erkek kardeşi Oblonski vasıtasıyla bürokrasiyi. Yine ana karakterlerden biri olan Levin'le tarımı, işçiyi ve köylüyü. Levin'in eşi Kitty'nin mensubu olduğu aristokrasiyle ve onların ait olduğu yüksek sosyeteyi. Yine Anna'nın kocası Alexey'in yakın çevresinde bulunan aristokratlarla birlikte yine onların mensubu olduğu yüksek sosyeteyi takip edebiliyoruz romanda. Bütün bu karakterler vasıtasıyla o günkü toplumun tam bir panoramasını çiziyor bize Tolstoy. Ve son derece kanlı canlı karakterlerle. Hepsinin içinden neler geçtiğini biliyoruz. Hepsinin kitap boyunca nasıl bir yolculuk yaşadığını biliyoruz. Kitap benim çok severek okuduğum bir kitap. Hatta ikinci kez okuyorum. Daha önce okumuştum. Şimdi de sizler için bir kez daha okudum. Benim bildiğim kitabın iki film versiyonu var. Biri daha yakın zamanlı olan, başrolünü Keira Knightley'nin oynadığı film. Benim çok sevdiğim bir versiyon değil. Oradaki çok önemli bir karakter olan Vronsky'yi ben son derece başarısız buluyorum. Ama tabii filmin sanat yönetimi şahane. Benim daha çok sevdiğim eski versiyon 1997 yılına ait, başrolünde Sophie Marceau'nun oynadığı film bence çok daha başarılı. Bir de bir film daha var, adı Son İstasyon. Tolstoy'u Christopher Plummer, karısını da Helen Mirren oynuyor. Tolstoy'un hayatının son bir yılına odaklanıyor film. Ve belki biliyorsunuzdur, Tolstoy karısıyla kavga edip tren istasyonuna gidiyor. Herkesle görüşmeyi reddediyor ve tren istasyonunda zatürreden ölüyor. İşte film de buraya doğru giden son bir yılı anlatıyor. Benim çok sevdiğim bir sahne var, size onu anlatmak istiyorum. Tolstoy yaşadığı dönemde de Rus toplumu için son derece efsanevi bir karakter, çok ikonik bir figür. Ve hatta bu yüzden de o yıllarda yaşayıp da görüntüleri bir filmi bize gelen nadir yazarlardan biri. Bugün işte YouTube'a açıp Tolstoy yazarsanız onun o siyah beyaz görüntülerini, yürüdüğü görüntüleri, konuştuğu görüntüleri görebilirsiniz. Bu nedenle yani Tolstoy'un Rus toplumu için bu efsanevi kimliğinden dolayı evde sürekli tarihçiler var. Ve Tolstoy'un yaptığı her şeyi not ediyorlar ve yazıyorlar. İşte filmde böyle bir sahne var. Helen Mirren'la Tolstoy bayağı bir kavga ediyorlar. Kaptırmış gidiyorlar kavgaya. O sırada Helen Mirren tarihçilere dönüp diyor ki bunu yazamazsınız. Bu bizim mahremimiz. Bunu yazamazsınız, çıkın dışarı. Çok büyük bir gümbürtü kopuyor. Helen Mirren o evdeki tarihçilere sinir oluyor. Bence filmi internette bulabilirsiniz. Seyretmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir film. Son İstasyon. Şimdi kitabın Haydi Gelin son bölümünü, merakla beklediğiniz son bölümünü okuyalım. Aslında ben şiir okumayı çok sevmem. Daha doğrusu yani birilerine şiir okumayı, bir yerlerde şiir okumayı. Şiir bence herkesin kendi kendine okuyacağı bir şeydir. Şiiri yazanla okuyan arasında bir sır gibi. Yani kimseye göstermeden okunur sanki. Kendi kendinize okursunuz. Birilerine okunduğu zaman bütün sihri bozulur gibi gelir. Ama Didem Madağ'ın çok sevdiğim dizesi var. Onu da kitaba başlamadan önce okumak istiyorum. Anna Karenina'yı taklit ediyor zaman. Atıyor kendini raylara. Evet, haydi gelin kitabın son bölümünü okuyalım. Prens ve Sergey Ivanoviç arabaya binip gittiler. Geri kalanlar adımlarını sıklaştırıp yaya olarak evin yolunu tuttular. Ama kahbeyaz,
Kah siyah renk alan fırtına bulutları öyle hızla yaklaşıyordu ki yağmur inmeden eve varabilmek için adımlarını daha da hızlandırmak zorundaydılar. Alçalmış ve kurumlu duman kadar kara olan ön taraftaki bulutlar gökyüzünden olağanüstü bir hızla geçiyordu. Eve varmalarına 200 adımlık bir yol kalmıştı ama rüzgar da çıkmıştı. Her an sağanağın boşanması beklenebilirdi. Çocuklar korkulu ve sevinçli çığlıklar atarak önden koşuyorlardı. Bacaklarına dolaşan etekleriyle başa çıkamayan Darya Aleksandrovna artık yürümüyor, gözleri çocuklarının üzerinde koşuyordu. Erkekler şapkalarını bastırarak uzun adımlarla yürüyorlardı. Tam ana kapının merdivenlerine geldikleri sırada iri bir yağmur damlası demirden oluğun üstüne düşüp parçalanarak dağıldı. Çocuklar arkalarında büyükler olduğu halde neşeli neşeli konuşarak koşa koşa saçağın altına sığındılar. Levin şallarla, yol battaniyeleriyle onları holde karşılayan Agafya Mihailovna'ya sordu. Katerina Aleksandrovna nerede? Sizin yanınızda sanıyorduk. Ya Mitya? Koruda olması gerek. Dadısı da yanında. Levin yol battaniyelerini kaptığı gibi doğru koruya koştu. Bu kısacık süre içinde bulutlar güneşi öylesine kapamıştı ki ortalık güneş tutulmuş gibi kararmıştı. Rüzgar adeta ısrarla yol hakkı ister gibi inatla Levin'i geri geri itiyor, ıhlamur ağaçlarının yapraklarını, çiçeklerini koparıyor, akça kabak ağaçlarının dallarını tuhaf ve çirkin bir biçimde çırılçıplak bırakarak her şeyi, akasyaları, çiçekleri, dulavrat otlarını, çimenleri, ağaçların tepelerini hep bir yana eğiyordu. Bahçede çalışan köylü kızları çığlık çığlığa uşaklar dairesinin saçağı altına kaçıyorlardı. Sağanak daha şimdiden beyaz bir perde gibi uzaktaki ormana, bitişikteki tarlanın yarısına inmeye başlamıştı ve hızla koruya doğru yaklaşıyordu. Damlaları parçalanarak mini mini serpintiler halini alan yağmurun nemi bütün havada duyuluyordu. Başını öne eğerek elinden yol battaniyelerini koparıp alacak gibi olan rüzgarla boğuşarak ilerleyen Levin tam koruya varmak üzereyken ve bir meşenin arkasında beyaz bir şeyin parıldadığını görür gibi olduğu sırada birdenbire her yer alev aldı. Sanki dünya tutuştu ve gök kubbe tam tepesinden parçalanarak yarıldı. Kamaşan gözlerini açtığı zaman şimdi onu korudan ayıran yoğun yağmur perdesinin arasından Levin'in dehşetle gördüğü ilk şey korunun tam ortasındaki iyi bildiği bir meşe ağacının yeşil tepesinin tuhaf bir biçimde değişmiş durumu oldu. Ancak yoksa yıldırım mı düştü diye düşünebilecek kadar geçen bir zaman süresi içinde meşenin tepesi gittikçe hızlanan bir hareketle öteki ağaçların arkasında gözden kayboldu ve Levin büyük bir ağacın başka ağaçlar üzerine düşerken çıkardığı çatırtıyı duydu. Şimşeğin parıltısı, gök gürültüsü ve bütün vücudunu saran soğuk ürperti Levin'in içinde birleşerek bir tek dehşet duygusu halini aldı. Tanrım, Tanrım, inşallah onların üstüne düşmez dedi. Şu anda artık düşmüş bulunan meşe ağacının onları öldürmemesi için ettiği duanın ne kadar anlamsız olduğunu hemen düşünmekle birlikte bu anlamsız duadan daha iyi bir şey yapamayacağını bildiğinden bunu yine tekrarladı. Onların çoğu zaman bulundukları yere koşan Levin onları orada bulamadı. Onlar korunun öbür yanında yaşlı bir ıhlamur ağacının altındaydılar. Oradan Levin'e sesleniyorlardı. Koyu renk elbiseler içinde, elbiseler daha önce açık renkti, iki gövde bir şeyin üzerine eğilmiş duruyordu. Bunlar Kitty ile Dadı'ydı. Levin koşa koşa onların yanına yaklaşırken sağanak geçmeye, hava açmaya başlamıştı bile. Dadı'nın elbisesinin alt yanı kuru kalmıştı. Ama Kitty baştan aşağı sırılsıklandı ve elbisesi bedenine yapışmıştı. Yağmur dindiği halde onlar hala fırtına başladığı zaman aldıkları pozda duruyorlardı. Her ikisi de yeşil tentili bir çocuk arabasının üzerine eğilmişlerdi. Ayakkabısının teki yarı yarıya ayağından çıkmış ve suyla dolmuş olan Levin su birikintisine basa basa koşup onların yanına gelince "Sağsınız, hiçbirinize bir şey olmadı ya, Tanrı'ya şükürler olsun." dedi. Kitty'nin ıslak, pembe yüzü biçimini kaybetmiş şapkasının altından utangaç utangaç gülümseyerek Levin'e döndü. Levin sinirli bir halde karısına çıkıştı.
Sen hiç utanmıyor musun kuzum? İnsan nasıl bu kadar tedbirsiz davranabilir? Aklım almıyor. Kitty kendini savunmaya başladı. Vallahi benim suçum yok. Tam buradan gitmeye hazırlandığımız sırada Mitya'nın altını değiştirmemiz gerekiverdi. Daha bitiremeden Mitya'ya hiçbir şey olmamıştı. Kupkuruydu ve mışıl mışıl uyuyordu. Neyse, Tanrı'ya şükür. Ne dediğinin farkında değilim. Bebeğin ıslak bezlerini topladılar. Dadı da bebeği kaldırıp kucağına aldı. Levin sinirlendiği için suçlu suçlu karısının yanında yürüyor ve Dadı görmeden gizli gizli Kitty'nin elini sıkıyordu. Bütün gün sürüp giden, sanki sadece aklının dış yüzüyle katıldığı çok çeşitli konuşmalar sırasında Levin, kendisinde yer alacağını umduğu değişikliğin olmayışından duyduğu hayal kırıklığına rağmen yüreğinin dolu olduğunu sevinçle duymaktan bir an bile geri kalmadı. Yağmurdan sonra her yer ıslandığı için gezmeye çıkılamazdı. Ayrıca kah o yana, kah bu yana kayıp giden, yer yer gökyüzünü karartan şimşekli fırtına bulutları daha iyice dağılmamıştı. O yüzden günün geri kalan bölümünü hep birlikte evde geçirdiler. Bir daha tartışmaya girişmediler. Tam tersine, yemekten sonra herkesin iyice keyfi yerine geldi. Önce Katavasov, onunla ilk tanışanların her zaman çok hoşuna giden kendi orijinal şakalarıyla hanımları güldürdü. Daha sonra Sergei Ivanoviç'in açtığı söz üzerine erkek ve dişi karakterleri, hatta fizyonomileri arasındaki aykırılıklar ve bunların yaşayışları üzerine çok ilginç gözlemlerini anlattı. Sergei Ivanoviç'in de neşesi yerindeydi ve kardeşinin bir sorusu üzerine çay içerlerken onlara Doğu sorununun geleceği üzerine kendi görüşlerini anlattı. Hem öylesine güzel, öylesine yalınlaştırarak anlattı ki herkes ilgiyle onu dinledi. Yalnız Kitty sonuna kadar onu dinleyemedi. Mitya'ya banyosunu yaptırması için kendisini dışarı çağırdılar. Kitty gittikten 1-2 dakika sonra Levin'i de çocuk odasına Kitty'nin yanına çağırdılar. Levin çayını bırakıp ilgi çekici konuşmasının yarı yerinde kalktığına üzülerek ama kendisini ancak önemli bir şey olduğu zaman çağırdıkları için niye çağrıldığını da merak ederek çocuk odasına gitti. Levin'in sonuna kadar dinleyemediği Sergei Ivanoviç'in özgürlüğe kavuşmuş 40 milyonluk bir Slav dünyasının Rusya ile birlikte tarihte nasıl yeni bir çığır açmak zorunda olduğu planı Levin için büsbütün yeni bir şey olduğundan onu çok ilgilendirmesine, öte yandan çocuk odasına niçin çağrıldığını merak ve tasası kendisini telaşlandırmasına rağmen salondan çıkarak bir başına kalınca hemen o sabahki düşüncelerini hatırladı. Ve dünya tarihinde Slav unsurunun ögesinin önemiyle ilgili bütün o görüşler kendi ruhunda olup bitenlerin yanında ona öylesine önemsiz göründü ki bir anda hepsini unuttu ve kendini bu sabahki ruh haline kaptırdı. Bu sefer daha önce yaptığı gibi düşüncelerinin izlediği yolu baştan sona kadar aklından geçirmedi. Şimdi buna ihtiyacı yoktu. Hemen kendisine yön veren bu düşüncelerle ilgili duyguya döndü ve ruhundaki bu duyguyu eskisinden de güçlü, eskisinden de belirli buldu. Şimdi eskiden olduğu gibi iç huzurunu sağlamak için bir takım yollar arayıp bulmak, o duyguya varmak için bütün bir düşünce zincirini yeniden özetlemek durumunda değildi. Şimdi tam tersine sevinç ve iç huzur duyguları eskisine oranla çok daha canlıydı ve düşünceleri bunlara ayak uyduramıyordu. Barandadan yürüdü. Kararmaya başlayan gökyüzünde beliren iki yıldıza baktı ve birden hatırladı. Evet, gökyüzüne baktığım zaman gördüğüm kubbenin bir aldanış olmadığını, kafamın içinde iyice billurlaşmadığını, kendimden gizlediğim bir şey bulunduğunu aklımdan geçirmemiştim diye düşündü. Ama bu her ne olursa olsun onu çürütmek söz konusu olamaz. Bunun üzerine sadece iyi düşünmem yeter. O zaman her şey aydınlanacaktır. Tam çocuk odasına girerken kendinden sakladığı şeyin ne olduğu aklına geldi. Bu şuydu. Eğer Tanrı'nın varlığının başlıca delili onun iyilik diye ilham ettiği şey idiyse bu ilham niye sadece Hristiyan kilisesi içinde kalıyordu? Yine iyiliği ve iyilik yapmayı öğütleyen Budizm ve Müslümanlık ile bu ilham arasında ne gibi bir ilişki vardı? Levin'e kendisinde bu soruya bir cevap varmış gibi geldi. Ama bu cevabı kendi kendine belirtmeye vakit bulamadan çocuk odasına girdi. Kitty kollarını sıvamış, bebeğin bulunduğu banyonun başında duruyordu. Bebek sularla oynuyor, etrafı su sıçratıyordu.
Kocasının ayak seslerini duyan Kitty gülümseyerek ona döndü. Yanına gelmesini işaret etti. Bir eliyle sırtüstü suyun üstünde durarak tepinen tombul bebeği başının altından tutup öteki eliyle bebeğin üzerine tuttuğu süngeri kol adalelerinin düzenli kasılışlarıyla sıkarak su akıtıyordu. Kocası yanına gelince "Gel de bak, şuna bak. Agafya Mihailovna haklıymış. Gerçekten de tanıyor." dedi. Mitya o gün yakınlarını kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde tanıdığını belli etmişti. Levin banyonun yanına gelir gelmez hemen bir deneme yaptılar ve deneme tam bir başarıyla sonuçlandı. Sırf bu iş için çağırdıkları aşçı kadın bebeğin üzerine eğildi. Mitya yüzünü buruşturdu ve olumsuzca başını sağa sola çevirdi. Bebeğin üzerine bu sefer Kitty eğildi. Mitya'nın yüzü hemen bir gülümseyişle aydınlandı. Elini süngere daldırdı ve dudaklarıyla öyle sevinçli, öyle tuhaf sesler çıkardı ki yalnız Kitty ile Dadı değil, Levin bile beklenmedik bir hayranlığa kapıldı. Dadı bebeği bir eliyle banyodan çıkarıp öteki eliyle duruladı. Sonra bebek kurulandı, sarılıp sarmalandı ve çın çın öten bir çığlık attıktan sonra anasına verildi. Kitty meme emen bebeğiyle her zamanki yerine oturduktan sonra kocasına "Onu sevmeye başladığına çok sevindim," dedi. "Çok sevindim. Çünkü yavaş yavaş üzülmeye başlamıştım. Onun için hiçbir duygu beslemediğini söylemiştin." "Hayır, hiçbir duygu beslemediğimi söylemedim. Sadece hayal kırıklığına uğradığımı söyledim." "Yani nasıl? O mu hayal kırıklığına uğrattı seni?" "Hayır, daha çok kendi duygularım hayal kırıklığına uğrattı beni. Ben daha çoğunu bekliyordum. Hani bir sürpriz gibi yepyeni tatlı bir duygu uyanacağını sanmıştım içimde." Derken onun yerine bir iğrenme ve acıma duygusu. Kitty bebeği yıkadığı sırada çıkardığı yüzüklerini ince parmaklarına takarken Levin'i can kulağıyla dinliyordu. Biliyor musun, tasa ve acıma duygusu zevkten daha fazla yer tutuyordu. Bugün fırtına sırasında çektiğim korkudan sonra onu sevdiğimi anladım. Kitty'nin yüzü bir gülümseyişle aydınlandı. "Sen çok korktun mu?" "Ben de korktum. Ama geçip giden bu olay şimdi gözüme daha dehşet verici görünüyor. Gidip şu meşeye bakacağım. Şu Katavasov'da ne hoş adam. Genel olarak çok güzel bir gün geçirdik. Sen de Sergey Ivanoviç'e çok iyi davranıyorsun. Canın istediği zaman. Neyse, sen şimdi onların yanına git. Banyodan sonra burası hep sıcak ve buharlı olur." Levin çocuk odasından çıkıp da yalnız kalınca hemen içinde aydınlanmamış bazı yanları bulunan düşüncesini hatırladı. Konuşma seslerinin geldiği salona gideceği yerde verandaya çıktı. Dirseklerini parmaklığa dayayarak gökyüzünü seyre koyuldu. Hava iyice kararmıştı ve Levin'in bakmakta olduğu güney yönünde hiç bulut kalmamıştı. Bulutlar karşıt yöne kaymıştı. Oradan şimşeklerin parıltısı ve uzaktan uzağa duyulan gök gürlemeleri geliyordu. Levin bahçedeki ıhlamur ağaçlarından düzenli olarak damlayan yağmur damlalarının sesine kulak veriyor. Üçgen biçimi bildiği bir burca, dalları bu burcun içine giren saman yoluna bakıyordu. Her şimşek çakışta yalnız saman yolu değil, parlak yıldızlar bile görünmez oluyordu. Ama hemen sonra sanki bir el dikkatle nişanlayarak onları fırlatmış gibi yıldızlar yine aynı yerde beliriyordu. Levin bunu henüz iyice bilmemekle birlikte şüphelerinin çözümünün ruhunda bulunduğunu önceden sezerek kendi kendine sordu. Peki kafamı karıştıran nedir? Evet, tanrılığın biricik açık ve kuşku götürmez belirtisi içimde de hissettiğim ve bunu itiraf etmekte. Kilise denilen inanmışlar topluluğunun insanlarıyla kendiliğimden değil de daha çok ister istemez birleştiğim, vahiy yoluyla dünyaya bildirilen iyilik kanunudur. Peki ya Yahudiler, Müslümanlar? Konfüçyüs dininden olanlar, Budistler ne olacak diye gözüne tehlikeli görünen soruyu kendi kendine sordu. Bütün bu yüzlerce milyonluk insanın hayata anlam veren bu en büyük mutluluktan yoksun bulunmaları mümkün mü? Derin derin düşündü ama hemen kendi kendini düzeltti. Peki ama ben ne soruyorum, dedi kendi kendine. İnsanlığın birbirinden ayrı bütün dinlerinin Tanrı ile ilişkisine soruyorum. Tanrı'nın bütün bu buğulu nebülözleriyle evrende herkese kendini açık edip etmediğini soruyorum. Ne yapıyorum ben?
Akıl yoluyla ulaşılmaz olan bir bilgi, bir kişi olarak bana, benim kalbime hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde sunuldu. Bense kalkmış bu bilgiyi inatla, akıl ve kelimeler yoluyla belirtmeye çalışıyorum. Bir akçakavak ağacının en üst dalının yanındaki yerini değiştirmiş olan parlak gezegene bakarak kendi kendine sordu. Yıldızların yer değiştirmediğini, sanki ben bilmiyor muyum? Ama yıldızların hareketini seyrederken dünyanın dönüşünü gözümün önüne getiremiyorum. Onun içinde yıldızların hareket ettiğini söylemekte haklıyım. Astronomlar dünyanın karmaşık ve değişik bütün hareketlerini hesaplamaya kalksalar, acaba hiçbir şey anlamayabilir, hiçbir şey hesap edebilirler miydi? Astronomların gök cisimlerinin uzaklıkları, ağırlıkları, hareketleri ve yer değiştirmeleriyle ilgili olarak çıkardıkları bütün o harikulade sonuçlar hep ve o gök cisimlerinin durağan bir dünya çevresindeki görünebilir hareketlerine. Şimdi işte benim gözümün önünde olan, yüzyıllar boyunca milyonlarca insana da aynı biçimde görünmüş olan, hep aynı olmuş, hep aynı olacak olan ve her zaman doğruluğu ispatlanabilen şu harekete dayanmaktadır. Astronomların çıkardıkları sonuçlar, görülebilen gökyüzünün bir meridyen ve bir ufka göre gözlemlenmesine dayanmasa, nasıl boş ve asılsız kalır idiyse, benim vardığım sonuçlar da ezelden beri herkes için aynı kalmış. Ebediyete kadar aynı kalacak olan, Hristiyanlığın bana açık ettiği ve doğruluğu benim ruhumda her zaman ispatlanabilir olan şu iyilik anlayışına dayanmasa, aynı biçimde boş ve asılsız kalırdı. Öbür dinler ve Tanrı ile ilişkileri hakkındaki soru üzerinde ne karar verme hakkına ne de olanağına sahibim. Salona gitmekte olan Kitty birdenbire sordu. Ah, sen daha gitmedin mi? Yıldızların aydınlığında Levi'nin yüzüne dikkatle bakarak, bir şeye canı sıkılmadı ya. Ama eğer yıldızları gökyüzünden silen bir şimşek Levi'nin yüzünü aydınlatmasaydı, Kitty onun yüzündeki anlatımı seçemezdi. Çakan şimşeğin aydınlığında Levi'nin yüzünü olduğu gibi gördü ve bu yüzün sakin, mutlu olduğunu fark ederek Levi'ne gülümsedi. Levin anlıyor diye düşündü. Neler düşündüğümü biliyor. Acaba ona söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Evet, söyleyeceğim. Ama tam Levin konuşacağı sırada Kitty konuşmaya başladı. Ah Kotsya, ne olur bana bir iyilik et de köşedeki odaya git, bak bakalım. Sergey Ivanovich'in her şeyini hazır etmişler mi? Benim gitmem tuhaf olur. Bak bakalım, yeni lavaboyu koymuşlar mı odaya? Levin doğrularak ve onu öperek cevap verdi. Olur tabii, bakarım. Kitty önünden çekilip gidince, hayır, söylemem gerekmez diye düşündü. Yalnız benim için gerekli, yalnız benim için önemli ve kelimelerle belirtilemeyen bir sır bu. Bu yeni duygu beni değiştirmedi, beni mutlu kılmadı. Hayalimden geçirdiğim gibi beni birdenbire aydınlatmadı da tıpkı oğlum için duyduğum hisse benziyor. Benim için bir sürpriz de olmadı. Ama ister inanç olsun, ister olmasın, ne olduğunu bilmiyorum. Bu duygu ruhuma acı ile usul usul sokuldu ve iyice kök saldı. Yine eskisi gibi arabacı Ivan'a kızacağım. Yine eskisi gibi tartışacağım. Yine düşüncelerimi patavatsızca belirteceğim. Ruhumun en gizli köşesiyle başka insanlar arasında yine bir duvar bulunacak. Kendi korkularım yüzünden karıma çıkışmaya ve bundan pişmanlık duymaya bile devam edeceğim. Niye dua ettiğimi akıl yolu ile yine anlayamayacağım ama yine dua edeceğim. Ne var ki hayatım, bütün hayatım, başıma gelebilecek herhangi bir şeyden tamamıyla bağımsız olarak her dakikasıyla artık eskiden olduğu gibi anlamsız olmak şöyle dursun. Ona katmak gücünde olduğum tartışma götürmez bir iyilik anlamı taşıyacak. Hepinize iyi günler.